İlk sunumu yapması için Gülsey'i alıyoruz. Herkese merhaba. Ben Ömer Kostak. Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Birimi Yardımcı Sorumlu Teknisyenim. Bugün sizlere abdomen bilgisayarı tomografilerinde oral kontrast madde içme süresinin kalın bağırsak kontrast dolumuna etkisi isimli çalışmamızı anlatacağım. Bağırsakların kontrast dolumu için dünyada ve ülkemizde geleneksel olarak kullanılan yöntemlerden birisi 30-50 cc yodlu kontrast maddenin 1,5 litre suya karıştırılıp hastanın bu suyu 1-2 saat içerisinde eşit bir şekilde içmesi şeklindedir. Biz de hastanemizde bu yöntemi uyguluyorduk. Yalnız iki hekimimizin özel isteği doğrultusunda biz geleneksel 1-2 saatlik yöntem yerine onların hastalarını 6 saat boyunca eşit bir şekilde kontrast maddeli suyu içirmeye başladık. Bu çalışmada amacımız iki yöntemin bağırsaklarda en çok malignitenin saptandığı kalın bağırsağın kontrast dolumu üzerine etkisini saptamaktı. Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğimizde kontrastlı abdomen BT incelemelerinde 1,5 litre su içerisine 50 cc kontrast maddeyi karıştırıp hastanın bu suyu 1,5 saat boyunca eşit bir şekilde içmesini, son bir bardaklık kısmını ise çekimden hemen önce mide dolumunun görüntülenmesi için içmesi şeklindeydi. Hastanemizde iki hekimin özel isteği doğrultusunda az önce de anlattığım gibi 1,5 saatlik geleneksel yöntem yerine hastalar 6 saat boyunca eşit bir şekilde su içmeye başladılar. Ve yine son bir bardaklık kısmını ise çekimden hemen önce mide dolumunun görüntülenmesi için içmeye devam ettiler. Özel olarak uyguladığımız 6 saat boyunca oral kontrast maddeli su içen hastalar bizim çalışma grubumuzu, 1,5 saat boyunca oral kontrast maddeli su içen hastalar ise bizim kontrol grubumuzu oluşturdu. 6 saatlik çalışma grubumuzdaki hastaların bir kısmında idrarı sıkışıklık ve tuvalet ihtiyacı gibi nedenlerle hedeflenen 6 saatlik süreye ulaşılamasa da bu hastalar minimum 4 saat boyunca oral kontrast maddeli su içmişlerdir. Hastane sistemi üzerinden bahsi geçen iki hekimin hastalarına Kasım 2022 ve Mart 2023 tarihlerinde retrospektif olarak ulaşılmıştır. Hastanemizde iki hekimin Hastaların görüntüleri PAK sistemi üzerinden değerlendirilmiş, ince ve kalın bağırsakların kontrast durumu not edilmiş ve hastanemizin radyoloji uzmanları tarafından gerekli kıyaslamalar yapılmıştır. Hastaların tomografi çekimleri G128 kesit ve Siemens 32 kesitlik iki cihazda gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızın evrenini oral kontrast madde verilerek abdomen BT incelemesi yapılmış bütün hastalar oluşturmuştur. Örneklem kısmını ise Kasım 2022 ve Mart 2023 tarihleri arasında abdomen BT çekimi yapılan, hastanemizin iki hekiminin özel isteği doğrultusunda 6 saat boyunca kontrast maddeli su içen 27 hastadan oluşan çalışma grubu oluşturmuştur. Kontrol grubumuzu ise yine aynı tarihler arasında oral kontrastlı abdomen BT incelemesi yapılmış, 1,5 saat boyunca oral kontrastlı su içmiş, yaş ve cinsiyet yönünün çalışma grubu ile benzer özellikler gösteren ve rastgele seçilen hastalar oluşturmuştur. Farklı yaşlarda 27 hastadan oluşan çalışma ve kontrol grupları 7'şer erkek ve 20'şer kadın hastadan oluşmaktadır. Çalışma grubunun yaş ortalaması 56,5 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması ise 56,9 yıldır. Gördüğünüz tabloda çalışma grubunda bulunan yani 6 saat boyunca oral kontrast maddeli su içen hastaların listesini görüyorsunuz. Kırmızı renkte gördüğünüz hastalarda kontrast madde rektuma kadar ulaşmıştı. Bu tabloda ise kontrol grubu yani 1,5 saat boyunca oral kontrast maddeli su içen hastaların listesini görüyorsunuz. Kontrol grubumuzda hastaların %14,8'inde yani 27 hastanın 4'ünde kontrast madde rektuma kadar ulaşmıştı. Bu gruptaki hastaların %22,2'sinde kolona kontrast madde geçişi olmadı. Kontrol grubunda bulunan hastaların 4'ünde kontrast madde çıkan kolona, 7'sinde transvers kolona, 3'ünde inen kolona ve yine 3'ünde sigmoid kolona kadar kontrast madde geçişi oldu. Çalışma grubunda bulunan hastaların %77,8'inde yani 27 hastanın 21'inde kontrast madde rektuma kadar ulaştı. Geriye kalan 6 hastanın 3'ünde ise kontrast madde inen kolon ve diğer 3 hastada ise sigmoid kolona kadar geçiş sağlandı. Çalışma grubunda bulunan hastaların %40,7'sinde, bu da neredeyse mevcut hastaların yarısı kadar yapıyor,
ince bağırsaklardan kontrast maddenin boşalmaya başladığını tespit ettik. Yalnızca ileyumda görülüyordu kontrast madde ince bağırsak üzerinde. Bir hastadaysa kontrast maddenin ince bağırsaklardan tamamen boşaldığını tespit ettik. Buna karşılık kontrol grubunda bulunan hastaların tamamında ince bağırsaklar kontrast madde ile doluydu. Gördüğünüz üç boyutlu şekilde 6 saat boyunca oral kontrast maddeli suçen kontrast maddenin rektuma kadar ulaştığı hastalığın görüntüsünü görüyorsunuz. Bu açıda daha iyi görebilirsiniz. Nazar çalışıyorum. Kontrast madde rektuma kadar ulaşmış durumda. Buradaysa 6 saat boyunca oral kontrast maddeli suçen ve kontrast maddenin en geride kaldığı hastanın görüntüsünü görüyorsunuz. 6 saat boyunca suçen 27 hastamız vardı. Bu hastaların 21'inde kontrast madde rektuma kadar ulaşmıştı. Geriye kalan 6 hastanın 3'ünde kontrast madde sigmoid kolona, 3'ünde ise ine kolona kadar gelmişti. Burada da 6 saat boyunca su içen ve kontrast maddenin en geride kaldığı hastanın görüntüsünü görüyorsunuz. Gördüğünüz kontrast madde ine kolonun yarısına kadar gelmiş durumda. 1,5 saat boyunca oral kontrast maddeli su içen ortalama bir hastanın görüntüsünü görüyorsunuz. İnce bağırsaklar kontrast madde ile dolu. Kontrast madde çekuma kadar gelmiş ancak kolona kontrast geçişi olmamış. 1,5 saat boyunca oral kontrast maddeli su içen kontrast maddenin rektuma kadar ulaştığı hastanın görüntüsünü ise şimdi görüyorsunuz. Mide yeterince dolu, ince bağırsaklar kontrast madde ile tam dolu ve kolon rektuma kadar kontrast madde ile dolu. Bu da yine aynı hastanın farklı bir açıdaki görüntüsü. Şimdi biz 1,5 saat boyunca mı bu hastaları su içireceğiz yoksa 6 saat boyunca mı? 1,5 saatlik ve 6 saatlik sürelerin hastanın ön tanısına ve radyoloji kliniğinin yoğunluğuna göre seçilebileceğini düşünüyoruz. Hastaların oral kontrast maddeli suyu içme süresi arttığında kontrast maddenin rektuma ulaşma oranının %14.8'den %77.8'e çıktığını biz zaten tespit ettik. Diğer yandan sadece çalışma grubunda bulunan hastaların azımsanmayacak oranında %40.7'sinde kontrast maddenin ince bağırsaklardan boşalmaya başladığını az önce söylemiştim zaten. Kalın bağırsak patolojilerinin ve malignitesinin düşünüldüğü hastalarda 4 saatin üzerindeki kontrast madde içme süresinin eğer rektal yoldan ilaç verilmesi uygun görülmüyorsa uygun bir seçenek olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu hastalarda 4 saatin üzerindeki su içme süresinin işte idrarı sıkışıklık, tuvalet ihtiyacı gibi nedenlerle hasta uyumunu zora soktuğunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Geleneksel 1-2 saatlik yöntemin uygulandığı hastaların %77.8'inde kontrast maddenin çekuma kadar ulaşabildiği ve hasta rahatı dikkate alındığı zaman özellikle kalın bağırsak patolojilerinin araştırılmadığı rutin vakalarda kullanımı mantıklı olacaktır. Ancak tekrar söylüyorum 1,5 saatlik geleneksel süre kolonu boyamak için yetersiz kalıyor. Eğer hastanın kalın bağırsakla ilgili bir şüphesi varsa, kalın bağırsakla ilgili bir lezyondan, bir patolojiden şüpheleniliyorsa 4 saatin üzerindeki su içme süresi 1,5 saate göre çok daha mantıklı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu konuyla ilgili sorusu veya katkısı olan varsa alabiliriz. Bence en sonda alalım. Önce konuşmaları yapalım. Peki. O halde ikinci sunumumuza geçelim. Merhabalar, Özden Yamalmaz, FSM'de sorumlu teknikerim. Ayrıca Gedik Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Tanıyanlar bilir,
Muhakkak bir aksilik olur her zaman. İnşallah bugün olmaması yönünde temennide bulunuyoruz. Sizlere QCT hakkında bilgi versem, öncelikle bir sunum yapacağım. Arkasından da tekrardan uygulamalı olarak göstereceğim. O yüzden sunumu hızlı tutmaya çalışacağım. Vakit yetmediğinden dolayı mazur görürsünüz. Soruları da en son alırız. QCT, kemik mineral yoğunluğun ölçümü. QCT dedim mi, en düşük dozda protokoller uygulanır. Tomografi cihazı, vertebra ve femurun kemik yoğunluğunun ölçülmesine olanak sağlayan yenilikçi ve yüksek teknolojili bir medikal yazılımdır. 1980'lerin başında günümüze gelmiştir ama tomografinin maliyetli olduğundan dolayı ve yüksek, o zamanlar tomografide yüksek radyasyon olduğundan dolayı tercih edilmiyordu. Şimdi günümüzde tomografi daha maliyeti ucuz hale geldi ve dozlar düştüğünden dolayı tercih edilmeye başlandı. Ulusal Osteoporoz Derneği'nin seçmiş olduğu kemik ölçüm sistemleri serisinde DEXA sistemleriyle birlikte güvenilir ve efektif bir kemik yoğunluğu ölçüm sisteminden biridir. QCT, Windows veri tabanlı bilgisayarlara entegre olarak çalışan ve bir fantomdan oluşan medikal yazılımdır. QCT, Amerikan Radyoloji Derneği ve Dünya Sağlık Örgütü'nün onay vermesiyle kalitesini belirtmiştir. Neden kemik yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır? Osteoporoz, kemiğin yoğunluğu ve kalitesindeki bozulma olarak nitelendirilir. Kalça, vertebra ve bileklerin kırılmaya karşı daha hassas olması anlamını taşımaktadır. Kemik yoğunluğu, kemiğin kalitesine göre daha kolayca ölçülebilmektedir. Ve bu kemik yoğunluğu ölçüm testi, osteoporoz testisinin en iyi metotlardan bir tanesidir. QCT DEXA ile aynı mıdır? QCT aynı DEXA ile femur ölçümleri için T-score vermektedir. Hasta konfor açısından oldukça basittir ve daha hızlı çekim sonucuna ulaştırılır. Üst boyutlu görüntüleme yapması sayesinde QCT ön plana çıkmaktadır DEXA'ya göre. Burada normal tomografide hastaya abdomen yatırma pozisyonu verdiğimiz gibi yatırmamızda çekimi yapabiliyoruz. Herhangi bir aparat kullanmaya gerek kalmıyor. DEXA taramalarında skolyozlu hastaların ölçüm analizlerini yapmakta sıkıntı varken bazı durumlarda lomberlerde sperpoze gibi durumlar olabilir. Platin varsa sıkıntı yaratabilir. Burada ameliyatlı olabilir. Platin vardır, kalsifikeye alan vardır. Hesaplama yaparken onları ayırt edip de tek bir vertebra üstünden hesaplama yapabiliyoruz. Üst boyutlu taramayla yapıldığından böyle bir durumun söz konusu olmadığı kanaatinde. QCT'de disk aralıkları ya da dejeneratif bir hastalık geçirmiş hastalarda aortik kalsifikasyonlu ve osteofitli hastaların durumlarının tamamında güvenlidir. Burada yapılmış olan bir, Çin'de, Pekin'de yapılmış olan bir araştırma var. 140 tane kadın hastanın arasında yapılan bir araştırma bu. Burada mesela grafikte gördüğünüz gibi lomber DEXA'da çekilenlerde %69'unda problem var normal olarak görünürken osteopeni %47'sinde, osteopeni %24'ünde de osteoporoz olarak gözüküyor. Ama bu QCT ile yapılan lomberde mesela %19 gibi bir rakam görünüyor normal olan hasta. Osteopeni olan hasta %56 ve %65 osteoporoz olarak gözüküyor ve buradaki hastaların 7 tanesinde vertebralarında kırıklar olmasına rağmen çıkan sonuç bu. Burada QCT'nin trabeküler spine avantajına geldiğimizde trabeküler kemiğin kortikal kısmından ayıran ölçüm yapılabilmesi QCT DEXA'dan ayırmaktadır. Özetle volümetrik QCT taraması ile imaj analizleri hesaplanan değerlerin osteoartritlerin etkilenmediğini göstermiştir. Bu dejeneratif değişiklikler hem kortikal QCT ölçümünde hem de posterior anterior DEXA ölçümlerinde büyük bir etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Osteoartrit değişimler DEXA ölçümlerinde major hatalara sebebiyet vermektedir. Kemik mineral doku yoğunluğu arttırır. Bu yüzden de osteoartrit ve iskelet yapısı sorunlu hasta vakalarında volümetrik QCT taraması önerilmektedir. Ölçüm hassasiyetine geldiğimizde yapılan açıklamalara göre QCT kemik mineral doku ölçümü, değişim katsayıları
aşağıdaki gibidir dediği, bu volümetrik spine'da kemik mineral doku yoğunluğu %0.8, toplam kalsa kemik mineral doku yoğunluğunda %0.82, femur boyunda 0.69 pay vardır. Tüysiti çekimine geldiğimizde tarama normal standart abdomen taraması gibi tarama yapılır ve hastanın içeri giriş çıkış vakti en fazla maksimum 5 dakika sürer. Burada tabii ki makinenin dedektör sayısına bağlı olarak alçalma veya uzama gösterebilir. Daha normalde bir çekimi yaptığımızda 40 saniyede falan çıkartabiliyoruz hastayı. Burada hastaya pozisyon vermede sıkıntı yaşamıyoruz üst boyutlu taradığından dolayı. Düşük bir doz kullanılıyoruz. 500'de 800 mikrosievert seviyesinde bir doz verilir. Bu da mamografiye eşdeğer bir dozdur. Bunun ayrıca raporları BT operatörü tarafından yapılır. QCT ile bir önceki BT çekimleri üzerinden kontrastsız batın olur, sanal kolonoskopi olur. Bunların çekimi yapıldıysa onların üstünden tekrardan raporlandırma yapılabilir ve bu da hastanın ekstra bir doz almasını etkiler. Ortalama kemik yoğunluğu hesaplanır ve sonra aynı yaş ve cinsiyetlik referans verileriyle kıyaslanır. Spinus'un T-score kullanmak yerine gerçek volümetrik kemik mineral doku yoğunluğu ölçümü yapılmaktadır. Bunun yerine American College of Radiology tarafından belirlenmiş olan aralıklar kullanılır. Bu aralıklar kemik mineral doku değerinde 80 mg bölü santimetre küpten düşükse hasta osteoporozdur. Ama 80 ile 120 mg bölü santimetre küp aralığında ise bu hasta osteopenidir. 120 mg bölü santimetre küpten büyükse hasta normal olarak belirtilir. Femur isimli dekzezazında olduğu gibi alansal kemik mineral doku yoğunluğu ve T-score hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü'nde belirlediği değerler vardır. Bunlar T-score eksi 1'den büyük ise normal, T-score eksi 1 ile eksi 2,5 aralığında ise osteopeni, T-score eksi 2,5'tan küçükse de osteoporoz olarak belirtilir. Buradaki biraz önceki araştırmadaki makale, hani isteyen olursa tekrardan mail olarak istediğinizde verebilirim. Teşekkür ediyorum. Bitmedi. Ama bitmedi. Şimdi uygulama kısmına geçsem ben. Evet, sorun oldu. Bir bakabilir misiniz bu? Şaşırdık mı? Hayır. Tamam. Sunum mu yapacaksınız da? Yapacağım, bu ekranı kullanacağım. Tamam, bu ekranı kullanacağım. Evet, şimdi... Workshop'a Adıyamanları yukarı bekliyoruz, çalıştay grubuna. Burada var yok bilmiyorum ama workshop'ta olan... Şimdi tekniker arkadaşların işine yarayacak olan bölüme geliyorum. Burada uygulamanın programı kısa bir şekilde, basit bir şekilde, belirtilmiş bir şekilde. Burada kullanılan, aktif olarak kullandığımız sekmeler var. Buradan mesela hastanın tarama yaptığımızda, diyelim ki hasta daha önceden geldi, abdomen olarak çekim yapıldı. Oradan biz bunun taramasını yaptığımızda alanı kısaltmak için kullandığımız bir alan var. Burada bu ayda bir defa yapılan kalibrasyon olayı var. Kalibrasyonu fantomla yapıyoruz. Bunu her ay düzenli olarak yapmak gerekiyor. Değerlerde bir sapma olmasın diye. Burada da istem yapıyoruz.
Burada benim yapmış olduğum hasta üstünden göstereceğim vakit kaybolmasın diye. Burada mesela bir hastaya geldiğimde önce lomber olarak yapıyorum. Şöyle açtığımda hastanın bilgileri yazıyor burada. Sadece biz burada bilgileri zaten histen pakstan düşüyor. Biz burada etnik grubunu seçmemiz gerekiyor. Burada beyaz ten olarak seçiyoruz biz bunu Türkiye'de. Hemen devam ediyorum. Normalde etnik record olaraktan yeni hasta kayıt aslında böyle yapıyorum ama ben bunu daha önceden yaptığımdan ötürü vakit kaybı olmasın diye zaten buradaki ikonlar bizi yönlendiriyor. Her bir sekmede kendini atıyor. Yandığı an geliyoruz buraya. Buradan önceki yaptığımı seçiyorum ben. Normalde zaten bunu ayarlamış olacağız biz. Burada trabeküler kısma ROI'mizi koyuyoruz. ROI'yi koyduktan sonra kendi yeşil olarak aktif ediyor. Bu alanda T11 ile L4 arasındaki vertebralarda hangisi düzgünse ve platin yoksa, fraktür yoksa onları seçiyoruz. Oradaki vertebralardan herhangi birini seçmemiz yeterli. Minimum bir tane vertebra seçiliyor, maksimum 100 tane vertebra seçiliyor. Biz burada L1, L2, L3'ü seçmiş olduk. Geliyoruz buradan. Ayarımızı yapıyoruz. Buradaki artı bizi yönlendiriyor. Yuvarlağı tam ortalayalım diye, şekli düzgün mü diye. Burada bakıyoruz sagittal alanda, sagittal görüntüde tam dikdörtgen olacak şekilde ayarlamamız gerekiyor. Burada da aynı şekilde koronelde de. Ayarını yaptıktan sonra her birinde artı işaretini getiriyorum. Birinci vertebramı tıklıyorum buraya, kaydediyorum. Birinci vertebrayı ayarlamış oluyorum. Sonra aynı işlemi ikinci vertebra, üçüncü vertebrasında yapılıyor. Sonra ROI kısmına geliyorum. Burada bize ROI'yi veriyor. Makine zaten kendi otomatik olarak veriyor bunu. Ama bazen burada kalsifikeye alan oluyor. Onlarda bizim bunu hani kendimiz kontrol ederekten kalsifikeye alan dışına almamız lazım. Burada bazı ameliyat olduğunda mesela platin takılıyor, vidalar çıkmış oluyor. Buradaki trabeküler yapı komple artefaklı oluyor, kalsifikeye oluyor. Aynı zamanda bazen ROI yüksek gelebiliyor. Büyük geldiğinde spinal korda taşmaması gerekir. Öyle durumlarda biz kontrol ediyoruz. Şuradan bunun minimini ufaltabiliyoruz. Alan darsa ayarlayabileceğimiz alan. Oradan ufaltıp tekrardan ayar yapabiliyoruz. Sonra tekrardan bir sonraki yanını sekmeye gelip buradan çıkan değere bakıyoruz. Burada average değeri bizim için önemli olan yer. Average değerine bakıp geliyoruz buraya. Burada 59'u gördük ya, kendi zaten bir değer veriyor burada, ortalama değeri gösteriyor. Bizim biraz önceki gösterdiğimizde mesela 59'da 50 ile 80 arası diyor. Zaten bu hasta osteoporoz göstergesidir diye otomatik olarak kendi raporunu yazıyor. Bunu sisteme atıp kaydedip yazıdan çıktı olarak alıyoruz. İki tane evrak veriyor, onları da birazdan göstereceğim. Bunun işlemin aynısını hip için de yapıyoruz, femur için. Buradan da tekrardan aynı işlemi femurisini yapıyoruz burada. Yine sesimi yapıyoruz. Ya şimdi etnik gruba bakmak lazım. Ne denk gelirse artık. Burada da genellikle iki femura da bakılır ama sol femur ön planda çıkar burada. Femurda platin varsa diğer femuru da kullanabiliriz. Tek bir femur olaraktan hesaplama yapıyor. Burada şöyle görüntüyle oynayıp burada femur boyununu bulmamız yeterli bizim. Femur boyununa göre ayarlamasını yapıyoruz bu kare alanın. Femur boyunu tam denk gelecek şekilde ayarladıktan sonra buradan femuru kendi kemik hale getiriyor zaten. Çıkartımını yapıyor. Burada tekrardan ayarımızı yapıyoruz. Buradaki artı nokta torakantal mazörün bu alt seviyesine gelecek şekilde, femur boynunun basına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. İki plandan da üst, hatta üst plandan da ayarımızı yaptıktan sonra buranın düz olmasını sağlıyoruz. Paralel olsun ki birbirine yamuk bir görüntü vermesin, değerlemeyi, hesaplamayı düzgün yapsın diye. Sonrasında ayar yapıldıktan sonra böyle bir görüntü geliyor bize. Burada femur boynunun ölçümünü yapıyor. Bazen hatta mesela şuradaki görüntüdeki gibi durum olursa geri gelip şuradan
trim house dediğimiz kesme var. Bir de buradan da ekleme yapıyor. Kestiği kemiği otomatik yazılımsal olarak yaptığından dolayı ekleme yapıyor. Bunu ekleyip temizleyerekten gönderebiliriz. Geldiğinde kaydedip tekrardan yapıyor. Buradan açımızı verebiliyoruz boynuna göre. Ayarımızı yaptıktan sonra bu da değer veriyor. T skoruna bakıyoruz burada. Total olaraktan mesela -2.63 vermiş burada. Geliyoruz. Buradaki değeri de kendi burada otomatik olarak gösteriyor. Yazdırıyoruz ve PAX'a atıyoruz. Bu kadar. Bunları yaptım ben. Ondan sonra sizi şurada hazır olaraktan raporlarını da göstermek istiyorum. Şöyle bir rapor veriyor bize. Bu mesela HİP'in raporu. Yaptığımız alanın nasıl olduğunu, hangi değerleri aldığını, nerede ne olduğunu söylüyor. İki sayfa olaraktan veriyor bunu. Bir tane de şöyle bir renkli olaraktan veriyor. Burada da sonucu yazıyor. Verdiği T-score ve T-score'a bakaraktan sonucu gösteriyor. Aynı sistemin diğer raporu da Spine'inki. Lomber'de yapılan işlemi gösteriyor. Roy'nin düzgün koyulup koyulmadığı rapor olarak veriliyor. Verildikten sonra burada renkli olaraktan hastanın bilgilerinin yazdığı averaj değeri ve test skoru bulunan değerde raporun sonucunu görebiliyorsunuz. Şurada raporun sonucu çıkmış oluyor. Sunumum bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Özden Gemalmaz'a teşekkür ediyoruz. Güzel. Bir sonraki sunuma geçebiliriz. Sayın Gülsüm Yıldırım, buyurunuz. Bunu kapatabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Gülsüm Yıldırım, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde geliyorum buraya. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi misafir öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Pandeminin yeni başladığı dönemlerde bir telefon geldi bakanlıktan. Yurt dışına bir görevlendirme tarafıma yapıldığı bildirisi geldi. Tabii önce şaşırdım. Acaba dedim benimle dalga mı geçiyorlar yoksa bir arkadaşın esprisi mi vesaire. Yok, ciddilerdi ve dedim nereye gideceğiz? Afrika'ya gideceksin dediler. Çok şaşırdım. Çünkü Afrika hiç böyle hani evet hep başvururuz, hep böyle toplu olarak arkadaşlarla başvururuz ama Afrika hiç hayalimde yoktu. Tamam dedim çünkü bir kaostu, dünyada ne olacağı bilinmiyordu, pandemi vardı, herkes birbirine girmişti ve ben bir değişiklik olsun, bir macera olsun, hem de bir hizmet olsun, Afrika gibi bir bölgede insanlara hizmet etmek amacıyla oraya gittim. Ve orada bir hastanemiz var, devlet hastanemiz, yani daha doğrusu hükümetimizin orada açmış olduğu bir protokol hastanesi var. Burada bir çalışma yaptık bizler. Şöyle söyleyeyim, gittiğimiz hastane bir butik hastaneydi. Aslında kadın doğum ve çocuk üzerine kurulmuştu ama bütün birçok branştan alanlar vardı. Benim tabii ki ben radyoloji alanında çalıştığım için her zamanki bir radyolojiye gelen hastalarla ilgili. Çünkü daha önce hiç böyle bir araştırma, hiçbir veri yapılmamış, yeni açılmış bir hastane. Ne yapabiliriz diye. Özellikle radyolojiye gelen hastaların acaba bir memnuniyet ölçeğini alabilir miyiz, bir memnuniyet anketi yapabilir miyiz diye bir yola çıktık. Oranın başhekimi sağ olsun uzman doktor İlkay Bey. Kendisi hani bu çalışmayı biraz daha genişletip yatan hastalar üzerinde de yapabilir miyiz diye bir yola çıktık biz onlarla birlikte. Şimdi sunumun planımı şöyle yaptım. Önce girişle başlayacağız. Nijer Türk Dostluk Hastanesi hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Vaktimiz çok dar olduğu için hızlı hızlı geçeceğim. Biraz amaçtan bahsedeceğim. Materyal, metot, yöntemler, bulgular, sonuç ve öneriler şeklinde devam edeceğim. Şimdi özellikle Türkiye sağlık hizmetlerinde biliyorsunuz son 20 yılda inanılmaz derece büyük adımlar attı. E-nabız sistemler olsun, şehir hastaneleri olsun, işte sosyal güvenlik sistemleri merkezleştirilmesi olsun. Bu tarz yeni politikaları yurt dışına aktarmakla ilgili olaraktan böyle bir çalışma, yurt dışı hastaneleri kuraraktan böyle bir çalışmayı buradaki yaptığı teknoloji gelişimleri yurt dışına taşımaya başladı. Bu vesileyle işte kazandığı, çünkü burada çok büyük bir tecrübesi var Türkiye'nin aslında bu sağlıkta dönüşüm projeleriyle ilgili olarak. Asya'da, Avrupa'da ve Afrika'da yurt dışı protokol hastaneleri kurdu ve bunları faaliyete geçirdi. Biz de bunlardan birisi olan Nijer'de görev aldık. Nijer
baş şehri Niamey'deydi hastanemiz. Bir protokol hastanesi de 2013 yılında özellikle sağlık ve tıp alan tıp bilimleri alanında işbirliğine dair bir anlaşma sonucu, yani TİKA tarafından yapılan bir anlaşmaydı bu. Tabii ki 2019'da da hasta kabulüne başlandı. Bu süreçlerde bakanlık tarafından geçici görevlendirme ile personeller gidiyordu ve doktorlar gidiyordu. Sadece personel, sağlık personeli, doktor değil, aynı zamanda idari personeller de bizden yani bir ekip olarak başhekim başkanlığına bir ekip olarak gidiyorduk oraya. Hastanemizde bizim dönemimizde çalıştığımız dönemlerde genel cerrahi, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum, üroloji, anestezi, reanimasyon, yani ameliyathane dahil, yoğun bakımlar dahil, sterilizasyon üniteleri dahil, yani bilin tam teşekkülü ve son sistem teknolojiyle, son sistem malzemelerle donatılmış bir hastaneydi orada. Bir protokol hastanesiydi aslında. Amacımız Türkiye'deki yaptığımız uygulamalar oradaki insanlara hem hizmet vermek hem de oradaki insanları bu teknolojiyle yetiştirebilmekti amacımız bu protokol hastanesi bünyesinde. Tabii bunun dışında acil servisleri, laboratuvarı, mamografisi, portable radyolojisi vardı. Biz dediğim gibi başhekim vesilesiyle özellikle radyolojiye gelen hastaların diğer kliniklerden hizmet alarak memnuniyet ölçeklerini özellikle Sağlık Bakanlığı'nın kalite ve akreditasyon dairesi başkanlığında bizim hastanemize yapmış olduğu yatan hasta ve ayaktan hasta memnuniyet anketlerini hastalara yapmak suretiyle bir çalışmaya dönüştürdük biz bunları. Bu çalışma içerisinde ayrıca bir başlık daha ekledik ve Türkiye bakış açısını sorguladık hastalarımıza. Çünkü ilk defa bir hastane, ilk defa bir Nijer'de bir hastane ve aynı zamanda ilk defa anket uygulaması yapılıyordu hastalarımıza. Bu da çok değişik bir yaklaşımdı. Hastaların yaklaşımları çok farklıydı bize karşı. Çünkü daha önce hiç kendilerine sorulmamıştı. Hiç fikirleri beyan edilmemişti. Hiç yani bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sorulmamıştı. Bu açıdan gerçekten çok dikkat çekiciydi. Şimdi gittiğimiz tabii ki Batı Avrupa ülkesiydi, Afrika ülkesiydi ve burada Fransızca konuşuyor, Fransız sömürgesinde olduğu için yaptığımız anketleri önce Fransızca'ya çevirdik. Çünkü Fransızca'ya çevirmekle yetmedik. Şimdi bizim protokol hastanesi olduğumuz için Üniversite Niamey Üniversitesi'nden Profesör Doktor Garba Madeline bizim aynı zamanda hastanemiz başhekim yardımcısıydı ve üniversiteden görevli çalışanlar vardı hastanemizde. Onların kontrolünden geçerek, Fransızca kontrolünden geçerek 11.9.2020 61 sayılı evrak numarasıyla 14 Eylül ve 27 Eylül arası 2 haftalık bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmasında özellikle gün içerisinde radyolojiye gelen ve diğer kliniklerden hizmet alan hastalara sabah saatlerinden önce Fransızca bir anons yaptık. Bu Fransızca anons yaptıktan sonra ekstra anketlere dağıttıktan sonra hastaların yanlarına hem tercümanlar eşliğinde hem de işte yakınlarına İngilizce bilenler eşliğinde bilgilendirme amacı. Çünkü daha önce dedim ki kendilerine hiç böyle bir şey yapılmamıştı. Yapılmayan insanlar vardı. Böyle bir şeyle karşılaşmadıkları için çok böyle hani neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Biz de bunları tek tek neden olduğunu, ne yapmak istediğimizi, işte bizim daha iyi hizmet verebilmemiz için nasıl olmasını istedik. Çünkü çok farklı bir kültür, çok farklı bir dünya. Gerçekten oraya gidip görmedikten sonra televizyonlarda görüldüğü gibi olmadığını biz bir fiil yaşayarak gördük. Yurt dışına giden arkadaşlar bunu tecrübe etmişlerdir. Eminim düşüncelerime katılıyorlardı kendileri de. Bu şekilde ve hasta mesela dil bilmeyen hastalara, daha doğrusu tercümanlar aracılığıyla veyahut da yakınları aracılığıyla yardımcı olmaya çalışıldı. Çünkü herhangi bir okuma yazması olmayanlara da yakınları yardımcı olmak istiyorlar. Çünkü illa doldurmak istiyorlardı kendileri bu anketleri. Biz 159 tane ayaktan hasta ve 59 tane yatan hasta anketi yaptık ve gönüllü katılım formu sağladık. Şimdi bu kadın doğum hastanesiydi ama hastanemizde her türlü ameliyat yapılıyordu. Sadece kadın doğum ameliyatları doğum yapılmıyordu. Her türlü ameliyat da yapılıyordu hastanemizde. Dediğim gibi yoğun bakım, erişkin ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz de vardı. Hastalarımıza şimdi tabii ki daha önce anket yapılmadığı için kolay cevaplaması amacıyla üçlü likar soruları sorduk. Hani evet, kısmen, biraz ya da hayır şeklinde. Çünkü çok daha uzatsaydık bu sefer dediğim gibi zorlanacaklarını düşündük. Bununla ilgili olaraktan ayaktan hasta memnuniyet anketi çalışması 4 ifade demografi bilgileri kapsadık 4 ifadeyle. Alt kategorilerde işte hastanede karşılanmayla ilgili ifadeler, işte 5 ifadede hastane hizmetleriyle ilgili, 4 ifade sağlık profesyonellerinin davranışıyla ilgili, 1 ifade sağlık etiğiyle ilgili, 4 ifade de hastane temizliğiyle ilgili, 2 ifade hastane hakkında genel görüş bilimi, 5 ifade ise Türkiye hakkındaki düşünceler olmak üzere 7 alt kategoriden oluşturduk.
Yatan hasta memnuniyeti de yine buna benzer bir şekilde demografik bilgilerle başladı. Bunu da biraz daha farklılaştırdık. Çünkü hasta odalarında hastane konforu, işte hastane yemekleri, hastane hizmetleri, sağlık profesyonellerinin davranışları, hasta etiği ve yine Türkiye hakkındaki düşünce ve görüşlerini sorguladık. Yine 7 alt kategoriden oluşturduk. Bu kategorileri tekrar revize ederekten, hastane hizmetlerinin birleştirerekten bunları ayrı ayrı kategorize ettik. SPSS 21 analiz programıyla bu sonuçlarımızı, verilerimizi analiz ettik. Tamamen değerlendikçe tamamlayıcı sistem metotlarla ortalama, standart sapma, medyan, frekans, yüzde, minimum, maksimum, maksimum değerlerini inceledik. Nicel verilerin normal dağılma uygunluklarını Shapiro-Wicks testiyle, geneliksel incelemeler ile sınırlandırdık. Bunlarla bir sınama yaptık. Normal dağılım içeren nicel değişiklikleri iki grup arasındakileri student t testiyle karşılaştırdık. İkiden fazla olanları da ANOVA grubuyla karşılaştırdık, test analiziyle karşılaştırdık ve tabii ki anlamlılık düzeyini 0.05'ten az olması kaydıyla anlamlılık düzeylerini ölçtük. Tabii ki burada bir iş tutarlılık testlerini de yaptık. Ayaktan hastalarda %78.7, %70'den büyük olduğu için anlamlı kabul edildi. Yani uygun olduğu görüldü, iş tutarlı, yeterli olduğu görüldü. Yatan hastalarda oranımız biraz daha yüksek çıktı, 88.7. Aslında o kadar ilginçti ki yani herkes zaten böyle bir hizmetten çok memnun. Hani burada belki bir ayrım yapmamız çok zor olacaktı ama biz bunu zaten kademe kademe 3 aylık şeylerle, aralıklarla bu anketi tekrarlamaya başladık biz. Ama biz şu an sadece ilk bölüm ki, ilk yaptığımız ilk 3 ayki anketlerin şu an verilerini ben size sunuyorum. Demografik dağılımları 112 tane kadın, tabii kadın doğum hastanesiydi. Sadece doğum için gelen de kadın hastalıkları için gelen hastalarımız da vardı. 112 kadın, 47 erkek hastamıza anket yapıldı. Yaş aralığımız 18-25-26-45, 46 üstü, yani genel ortalama orta yaş grubu dediğimiz 26-45 aralığı daha yüksek bir oran, %69.8 gibi bir oranla çıktı. Tabii uyrukluları sadece Nijer, evet, bölgesinde de ama çok farklı uyruktan insanlar da vardı, farklı bölgeden gelen insanlar da vardı. Nadir de olsa Türk hastalarımız da geliyordu tabii ki, orada yaşayan, çevrede yaşayan Türk hastalarımız da geliyordu. Bu da %46 tabii Nijerli, büyük bir oran, %91.8. Eğitim oranı da çok ilginç, yani normal biz Afrika ülkesi diyorduk ama oradaki eğitim sistemi, Fransız eğitim sistemi ile entegre olduğu için eğitim oranları çok yüksekti. Yani mesela bizim gibi bir radyoloji eğitiminden sonra ultrason konusunda eğer ki bir yerde çalışacaksa ultrason master yapıyordu. MR master yapıyordu. Tomografi master yapıyordu ve bu da eğitim düzeyini inanılmaz derece yüksek seviyelere çıkardı. Yani burada sorduğumuz hastaların ne mezunsunuz dediğimiz zaman yüksek lisans, işte ya doktora mezunuyum diyebiliyorlar. Biz buna çok şaşırmıştık. Özellikle bu alanda ve dil eğitimleri zaten inanılmaz derece, her bir şahıs en az 5 ya da 6 dil biliyordu Afrika'da olmasına rağmen. Bu da bizi çok şaşırttı. Standart olarak kendi yöresel dillerinin dışında Fransızca ve İngilizce standart dilleri haline gelmişti. Bu da bizi çok şaşırtmıştı bu seviyede. Şimdi yaş gruplarına göre bir sınıflandırma yaptık. Acaba hastane sağlık hizmetlerindeki memnuniyeti ölçtük yaş sınırlamalarına göre. Hastane temizlik hizmetleri memnuniyetini, Türkiye hakkındaki genel görüşlerini ve toplam görüşme memnuniyet oranlarını hesapladığımızda genelde tabii ki dediğim gibi memnuniyet oranı o kadar yüksek çıktığı için birbirleri arasında yaşla aralarında çok bir farklılık çıkmadı. Anlamlılık düzeyleri 0.05'ten büyük çıktı. İkinci olarak eğitim düzeylerini ölçtük. Aynı kategorilerde sağlık hizmetleri, temizlik hizmetleri ve Türkiye hakkında görüş ve genel toplum üzerinde kıyasladığımızda özellikle hastane sağlık hizmetleri memnuniyeti ve toplam memnuniyeti alt boyutundan aldıkları puanlar istatistiksel olarak anlamlı çıktı. Yani burada özellikle eğitim düzeyinde sağlık hizmetlerindeki yaşla olan aralarındaki farklılık 0.05'ten küçük çıktı. Tabii farklılığın kaynağını belirlemek amacı yapıldığında ikili karşılaştırmalar neticesinde yüksek seviye eğitime sahip olan katılımcıların hastane sağlık hizmetleri memnuniyet ve toplam memnuniyet puanının düşük eğitim seviyelerinde daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Onun dışındaki diğer oranların 0.05'ten büyük olduğu ve diğer maddelerinde anlamlı olmadığı, bir aralarında herhangi bir farklılık olmadı. Yani eğitim düzeyliği aralarında herhangi bir farklılık olmadığını fark ettik. Uyruklarına göre yani genelde Nijer dedik ama sonuçta düşük bir oranda olsa farklı milletten insanlar da geliyorlardı. Ama genel olarak dediğim gibi memnuniyet oranı çok yüksek olduğu için yine aralarında bir farklılık görmedik. 0.05'ten büyük çıktı. Anlamlılık yani istatistiğimiz
kabul edilmedi. Anlamlık farklılık göstermediği için. Cinsiyet aralığında da bilerek bir farklılıklara bakalım. Gerçekten var mı aralarında bir fark? Tamam, kadın ağırlıklı ama erkek hastalarımız da vardı. Yani normalde 47 hasta, ağzını sanacak bir hasta sayısı değildi. Bununla baktığımızda da yine memnuniyet oranları arasında çok az bir fark olduğu için aralarındaki fark anlamlı çıkmadı. 0.05'ten büyük çıktı. Bir istatistiksel olarak da bir farklılık göstermemekteydi. Bir de yatan hasta memnuniyetine baktık. Onu da hızlıca size bildirmek istiyorum. Tabii yatan hasta daha çok kadın hastaları üzerine yoğunlaşmıştı. Kadın hastalıklarında işte 55 hasta kadın, 4 hasta erkek üzerinden. Yaş ağırlıkta yine orta yaş grubu dediğimiz 26-45. Uyruk tamamen Nijerli yatan hastalarda. Eğitim düzeyi, yüksek eğitim seviyesi gördüğünüz gibi yine 33 gibi yüksek rakamlarda çıktı yatan hastalar içerisinde. Bunlar da yine kategoriyi 7 kategoriyi biraz daha 4'e indirerek oda hizmetleri, yemek hizmetleri, sağlık hizmetleri ve TÜİK hakkında genel görüş olarak sınırlandırdık. Ve bu şekilde genel bir farklılık var mı diye anlamlandırdığımızda istatistik olarak anlamlı bir fark görmedik. Yani 0.05'ten büyük çıktı oranlarımız. Eğitim düzeylerine, düzeysel olarak, yani eğitim düzeyi olarak baktığımızda bu sefer aralarındaki farklılıkları yatan hasta bazında baktığımızda oda hizmetleri, yemek hizmetleri, sağlık hizmetleri ve TÜİK hakkında genel görüş olarak baktığımızda istatistiksel olarak yine anlamlı farklılık göstermedi. Çünkü genel olarak oranlar yine yüksek olduğunu ve birbirine yakın olduğunu gördük çıkan oranların. Bir de uyruklarına göre yine aynı şekilde kıyasladığımızda yine değerlerin birbirine çok yakın olduğunu, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını gördük. Cinsiyetlerine göre ayırdığımızda yine aynı şekilde istatistiksel olarak memnuniyetin çok yüksek olduğunu, bir anlamlı bir farklılık olmadığını gördük. Şimdi sonuç olarak gelirsek, tabii ki dediğim gibi daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştı onlara, böyle bir hizmet verilmemişti. Çünkü Nijer'de bir kolu kırılan hasta acile gittiği zaman 3 ay sonra ortopediye randevu alabiliyordu maalesef. Yani o kırık kolla 2 ay, 3 ay bizim sağlık personelimizden birisi 3 ay boyunca kırık kolla dolaştı. Bizim acilde müdahale edilmek zorunda kaldı. Böyle hastalardan sonra bizim hastanemize bu kadar son sistem teknolojiyle anında hizmetle tabii ki çok yüksek memnuniyet oranları kaldı. Ama tabii ki şimdi böyle bir hizmete alıştıktan sonraki süreçleri de değerlendirmek gerekiyordu. Bizim için önemli olan tabii ki bu süreçler önemli ama Türkiye'nin vermiş olduğu sağlık hizmetlerinden de memnuniyetin devamlılığının istendiğini gördük. Yani çünkü dediğim gibi çok uzun randevu süreçleri vardı. Hele ki bir de pandemi sürecindeydi. Randevular bulunamıyordu kendi hastanelerinde. Devlet hastanelerinde zaten işler acısıydı orada maalesef. Ama çok güzel hastaneleri de vardı, özel hastaneleri de vardı, yok değildi. Tabii ki dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer hükümeti arasında bir protokol hastanesiydi. Hastaların bir nabzını ölçmüş olduk, bir veri elde etmiş olduk. Tabii süreçlerin iyileştirilmesi de gerekiyordu. Evet 3 ayda bir personelimiz gidiyor, evet 3 ayda bir çalışmalar yapılıyor ama ne derece memnun kalınıyor mu, kalınmıyor mu? Çünkü çok farklı bir kültür, inanın. Yemeklerinden tutun, alışkanlıklarından tutun, hareketlerinden tutun. Biz çünkü çok hızlıyız, çok böyle seri kanlıyız, böyle hemen her şeyi yapmak istiyoruz. Onlar daha ağır, daha yavaş hareket ediyorlar. Biz önce bir zorlandık, dedik ki acaba biz mi hatalıyız, onlar mı hani yavaş diye. Sonra biz onlara düzenini bozduğumuzu anlayınca biz bir adım geri geldik. Çünkü gerçekten sistemleri çok farklıydı, yaşam tarzları çok farklıydı. O yüzden bir ölçme değerlendirmenin devam etmesi gerekliliği kanısındayız bu aşamada. Bakanlık açısından da çok önemli bir veri bilgi kaynağı olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle yurt dışındaki hastanenin anketlerinin belli periyotlarla yapılması Türkiye'nin vereceği hizmetlerin düzenlemesinin etkinliğini ölçeceğini düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu da bizim hastanemizin resmi. Çok sağ olun. Sayın Gülsüm Yıldırım'a teşekkür ederiz. Bir sonraki oturuma geçiyoruz. Sayın Doçent Doktor Nurhan Akgürt, buyurunuz. Evet, herkese merhabalar. Bu mikrofonu kullanacağım. Öncelikle ben tüm oturumdaki arkadaşlarım adına, bu oturumdaki arkadaşlarım adına ve kendi adıma bir teşekkürle başlamak istiyorum. Biraz havayı değiştireyim. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için başta dernek başkanımız Mehmet Bey olmak üzere yönetim kuruluna ve sevgili Barış'a çok teşekkür etmek istiyorum. Her yıl bizi bu araya getiriyor, bir araya getirip hem bilimsel hem teknik hem de sektöre ilişkin sorunları burada bir arada konuşmamızı sağlıyor. Ben önce bir alkışla yönetime ve organizasyona teşekkür ediyorum, emeği geçenlere.
ve sunumuma öyle başlamak istiyorum. Teknik desteğe de teşekkür ediyorum. Akşama kadar burada, onlara da bir alkış. Evet. Her sene davetli olarak sağ olsunlar beni davet ederler. Ben doçent doktor Nuran Akyurt. Background olarak aslında hepiniz gibi Hacettepe Üniversitesi'nin Sağlık İdaresi, Sağlık Koleji'nde radyoloji teknikeri olarak mezun oldum. Akabinde de eğitim hayatımı sürdürerekten lisans eğitimimi radyolojide TUS dışı ilk ihtisas yapan, arkasından doktoramı, doktor öğretim üyeliğimi ve doçentliğimi de 2 sene evvel alaraktan böyle bir yolculuğa başladım. Kendime şöyle bir şey misyon edindim. Her sektörde herkes bir şey yapıyor ama bizim bu alanımız bakir bir alan. Sağ olsun dernek çok güzel şeylerden kalıcı işler yapıyorlar ama ben de bir öğretim üyesi olarak devlet üniversitesinde çalışan bu alana bilimsel anlamda katkı vermek istedim. Yaklaşık 117'ye yakın yayınım var, ulusal ve uluslararası olmak üzere. Hep benim alanım sizsiniz. Sizin koşullarınız, bizim koşullarımız, bizim yaptığımız işler. Mümkün olduğu kadar bunları irdelemek istedim. Bugünkü sunumumda da spesifik bir alanı almak istedim. Girişimsel radyoloji ünitelerinde görev yapan radyoloji teknikerlerinin aslında radyasyondan korunma ve güvenliğe ve son dönemlerde de böyle bir iş sağlığı ve güvenliği diye bir kavram var. O kavrama değinmek istedim. Şöyle de bir şey yapacağım, belki ilk olacak, oturum başkanımdan izin aldım, yönetimden de izin aldım. Bizler hoca olarak ekip yetiştirmemiz lazım. Ben 3 sene, 5 sene profesörlüğe kadar bu sektörde duracağım. Ondan sonra bizim arkamızdan ne kadar çok kişi gelirse hocalık işte odur. Bu dönem sevgili Gülsüm Yıldırım'ı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nden üniversitemizde misafir olarak aldık. Özellikle uygulamalı eğitimlerde bizlere destek oluyor. Benim bu çalışmamda da verilerin toparlanması ve ayrıştırılması kısmında kendisi görev aldı, kabul etti. Oturumumun bir yerine kadar ben yapacağım, sonra kendisini alacağım. Araştırma kısmını onun sunmasını isteyeceğim. İznimi aldım yönetimden, sizlere de böyle bilgi vermek istiyorum. Sunum planı olarak da azıcık birkaç tane böyle bir teorik bir bilgi de bir koyayım dedim. Aslında sizler sektörün içinde olanlar, bu işi yapanlar çok iyi biliyorsunuz ama hocalığımın verdiği şeyle de birkaç tane böyle bir teorik bilgiyle işin araştırma kısmına geçmek istedim. Girişimsel radyoloji nedir? Neler yapılır? Türkiye'de ve dünyada bunun gelişimi nasıl olmuş? Ondan sonra da çalışmanın amacıyla bilimsel verilerle elde ettiğimiz çalışma sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Girişimsel radyolojinin tanım olarak bakıldığında çeşitli görüntüleme yöntemlerinin kılavuzunda bir lezyonu tedavi etmek, gelişimini engellemek veya patolojik tanıyı elde etmek üzere yapılan işlemler olarak şöyle bir toparlayabiliriz. Burada genelde cerrahi ve anestezinin olası risklerinden işlem karşısında oluşabilecek riskler oldukça düşüktür diyerekten girişimsel radyolojinin kısa bir tanımıyla böyle devam ediyorum. Şöyle girişimsel radyoloji işlemleri X-ray ile, bilgisayarlı tomografi ile, manyetikle, ultrasonla, mamografik süreçlerin hepsinde vardır. Buradaki kullanılan yöntemler ve metotlar farklı olmak üzere bizim alanımızda bunların hepsini aşağı yukarı kullanıyoruz. İçinizde girişimsel radyolojide olan ya da girişimsel sürecin içinde olan birileri varsa lütfen, ah ne güzel, bana destek olun. Evet, çok memnun oldum. Arada girebilirsiniz, hep beraber interaktif devam edebiliriz. Şöyle tarihçiye bir baktığımızda literatür bizim için çok önemli. Bilimsel bir çalışmayı planlarken biz önce literatüre bir bakıyoruz. İlk defa 1964 yılında, yani X ışını 1895 yılında keşfedilmiş, ondan sonraki süreç içerisinde gerçekten müthiş bir tarihçesi var. Ben bunu derslerimin ilk haftalarında öğrencilerime anlatırım. 1964 yılında o süreye kadar bakın yapılmamış bu süreçler. 64 kendine bir zemin bulmuş ve anjiyoplasti ile başlamış.
66'da kan akımı kesilerek tümörlerin veya spinal kortlarla ilgili süreçlere bir bakılmak istenmiş. 67'de ilk defa koroner anjiyografi ile ilgili Judkins tekniği diye bir teknik bulunmuş ve literatüre girmiş. 67'de yeni doğanlarla ilgili pulmoner arter ve aortlarla ilgili sorunu olan yeni doğan bebeklerle ilgili literatürde yerini almış çalışmalar var. Gene 67'de kanamalarla ilgili, 69'da bakın her yıl 64'ten yıllar itibariyle böyle en son 60 ile 74 arasında işte kılavuz teller, kontrastlı enjektörler gibi iğneler gibi yöntemler kullanılaraktan gelişim anlamında bir hız almış. 70'te taşların çıkartılmasıyla ilgili, tıkayıcı koiller 70'ler, 72-73 pelvik travmalarıyla ilgili oraya bir bakılmış. Ve bu iş 1983'e kadar bu şekliyle gidilmiş, her sene üzerine artı işler konularaktan 1990'da safra kesesi taşlarıyla ilgili 91 yılı, 94 yılı her bir yıl arayla, iki yıl arayla yeni yöntemlerle, yeni metotlarla dünyada ve ülkemizde de bu anında adapte edilerekten kullanılmıştır. Şimdi gelelim işin çalışma kısmına, literatür böyle. Diyeceksiniz ki niye girişimsel radyoloji kısmındaki çalışanları ele aldınız? Gerçekten orada da hem yapılan işlem anlamında hem radyasyon güvenliği anlamında, kendilerinin korunması anlamında, hasta korunması anlamında en riskli, en bölgelerden birisi orası da. Biz bunu düşündük, o küçük bir grup, odak bir grupla çalışalım istedik ve ona yönelik de bir kesitsel düzeyde İstanbul'da, kesitsel düzeyde kamuda, özelde ve görüntüleme merkezlerinde çalışan, bu ünitelerde çalışan veya bu işlemlere giren uzman, radyoloji teknisyeni ve teknikerleri aldık. Şimdi bana belki sorarsınız hemşireleri niye katmadınız o ekibin içerisinde. Onların protokolleri ve işlemleri gerçekten başlı başına. Ha, literatüre baktığımda mesela girişimselde çalışan hemşirelerin kendi geliştirdikleri bir tutum ölçekleri falan var. Onları almadım. Onlar zaten bir bilim dalı olarak ayrı gidiyorlar. Benim hedef kitlem sizsiniz.